YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tam ölçüsüyle garantili kıyır kıyır şahane bir elmalı turta tarifini hazırladım. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok memnun kalacaksınız. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifimi turtanın iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Çünkü soğuması gerekiyor. Tavanın içine 4 adet orta boy elmayı rendeledim. Ve hemen üzerine 5 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. Şöyle göstereyim, 1 çay bardağına denk geliyor. Ve elmalar suyunu salıp tamamen çekinceye kadar ara sıra karıştırarak ocakta pişireceğim. Elmaların rengi döndü ve içindeki suyu da tamamen çekti. Şimdi içine 1 çay bardağı kadar irice ve kırılmış ceviz ilave ediyorum. Tabi dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Ve 1 çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Tarçını da damak zevkinize göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Birbirini tamamen geçinceye kadar iyice karıştıralım. Tartımızın iç harcı da hazır. Bu aşamada ocağımı kapatıp hemen hamurumu da hazırlamaya geçebilirim. Bu şekilde iç harcını soğumaya bırakıyorum. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış 200 gram tereyağı veya margarini alalım. Ve hemen üzerine 1 dolu yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 dolu yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağına denk geliyor. 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı da kabartma tozu, 1 adet yumurtayı da ilave ediyorum. Bu malzemelerin hepsi birbirine iyice geçinceye kadar karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş un ilave edip yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi içine yavaş yavaş un ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdilik bir su bardağı unu koydum. İkinci bardak unu da ilave ediyorum. En son ne kadar un kullandığımı tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Daha fazla yoğurmayacağım. Elime yapışmıyor artık. Ben hamurumda toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tabii sizler de onun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre un farklılığı mutlaka olabilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Baktığınız hamurunuz artık elinize yapışmıyor. Daha fazla yoğurup un ilave etmeyin içine. Ve hemen turtamı da hazırlamaya geçeceğim artık. Ben bugün 28 santim bir borcam kullanacağım. Dilerseniz daha büyük bir borcam veya tart kalıbı da kullanabilirsiniz. Hamurumun üçte birini ayırıp derin dondurucuya kaldıracağım. Ardından çıkartıp turtanın üzerine rendeleyeceğim. Şöyle büyüklüğünde göstereyim. Bir portakal büyüklüğünde diyebilirim. Bu şekilde 15-20 dakika derin dondurucuya kaldırıyorum. Ve kalan hamurumu da borcamın içine alarak eşit bir şekilde her tarafa yayacağım. Şöyle elimle hamurumu borcamın her tarafına eşit bir şekilde yaymaya çalışacağım. Hamurumu elimden geldiğince her tarafına eşit bir şekilde yaymaya çalıştım. Şimdi hazırlayıp soğuttuğum iç harcını da üzerine koyuyorum. Ve iç harcını da spatula yardımıyla borcamın her tarafına güzelce yayıyorum. Ve son olarak dondurucuda dinlendirdiğim hamuru da elmalı harcın üzerine rendeliyorum. Elmalı turtam neredeyse hazır artık. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri pembeleşip kızarıncaya kadar pişmeye götüreceğim. Tabii fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü pişirelim. Elmalı turtamı fırından çıkartıp soğuması için güzelce dinlendirdim. Hemen bıçakla dilimleri keserek kıyırlığını ve ne kadar güzel piştiğini sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Şöyle bıçakla dilimleri kesiyorum. Üzeri de çok güzel bir şekilde kızarmış ve inanın kıyır kıyır muhteşem bir elmalı turta tarifi. Kesinlikle yapıp denemenizi öneriyorum. Ve istediğiniz büyüklükte dilimleri kesebilirsiniz. Ne kadar kıyır olduğunu bıçağın sesinden de anlıyoruz zaten.
Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Bu sayede tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle tatlı tabağımın içine bir iki dilim de alarak sizlere içinde detaylıca göstermek istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten inanılmaz güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kıyır kıyır şahane oluyor. Ve isteğe bağlı turtanın üzerine pudra şekerini de serpiyorum. Tabii bu işlemi mutlaka ister kurabiye olsun ister turta olsun soğuduktan sonra yapın. Yoksa pudra şekeri üzerinde eriyecektir. Ona dikkat edin. Turtanın kıyırlığını ve ne kadar güzel piştiğini de sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İnanın kıyır kıyır muhteşem olmuş. Şöyle daha da yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Ve kıyır kıyır şahane bir turta tarifi. Tam ölçüsüyle gerçekten garantili bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.